Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ileri seviye Farsça okuma parçaları dersimize devam ediyoruz. Bugün ikinci metnin çevirisini yapacağız. Bu metin de yine Çağdaş İran şairlerinden Sohrab-ı Sepehri'den bahsediyor. Onun hayatını ele almış. Dilerseniz hemen başlayalım. Sohrab-ı Sepehri, şairu nakkaşi muasir İran. Ehli şehri kaşan est ki eşşeri u به سبک شعر نو و ادامه راه نمایوشیچ بود. سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایران. ایران چاداش رسام و شاعری سهراب سپهری اهل کاشان است، اهل شهر کاشان است. کاشان شهریندندیر، کاشان شهرینین اهلیندندیر که اشعار او اون شعرلری به سبک شعر نو yeni şiir tarzında ve Nima Yuşiç'in yolunun devamındadır. Ki zaten yeni şiir akımı da Nima Yuşiç'in başlattığı bir şiir akımıdır. Evet, ikinci cümleye geçelim. Peder maderi sonra her du ehli huner ve şer budant. Sohrab'ın anne ve babası her du her ikisi, yani Sohrab baba, anne ve babasının her ikisi ehli huner ve şiir budent. Şiir ve sanat ehlinden idiler. Yani anne babası da şiirle, sanatla uğraşıyorlarmış. Bu hodniz şiiru şairi ve alakabi hunerra ez kudeki der devrane medreseye gaz kert. O hod, yani o kendisi niz ayrıca, o kendisi ayrıca şiiru şairi ve alaka bi hunerra. O kendisi de şairlik ve şiire ve sanata ilgi duymaya ezkudeki küçüklükten itibaren der devran-ı medresi küçüklükten itibaren okul döneminde ne yaptı? Ağaskert başladı. Der danışkak be tesil rişte huner perdakt ve pes ezan niz şirket der nemeşka haye nekkaşira ağız kert. Der danışkak üniversitede be tahsile rişte huner perdakt. Rişte bölüm branş anlamında, huner sanat bildiğimiz gibi, tahsil de tahsil eğitim anlamında. Üniversitede sanat bölümünde eğitime başladı. Ve pes ezan ve ondan sonra niz, ondan sonra da şirket. Şimdi burada şirket, ama şirket kardan katılmaktır. Burada şirket isim olarak gelmiş burada. Yani bu isim burada katılma diye söyleyelim. Yani katılmaya agaskert. Yani şirket agaskert. Yani şirketler ne meşkahayı ne kaşira. Ne demek bu? Resim ve sergilerine katılmaya Ağaskert başladı. Ondan sonra toparlayayım o zaman. Üniversitede sanat bölümünde eğitime başladı ve ondan sonra resim sergilerine katılmaya başladı. Nahostin mecmu-i şiiri ve bename mergi renk besevki şiiri nimayı müteşir şok. Nahostin birinci demek, mecmuye derleme, kitap, çalışma, koleksiyon, kompleks, çok büyük binalar içinde kullanılıyor. Burada kitap diye çevirelim biz. Nahostin mecmuye şiiri vey, onun birinci şiir kitabı, Bename Merge Renk, Rengin Ölümü isimli onun birinci şiir kitabı. Besebki şiiri Nima'yı, Nima'nın şiir tarzındaki işte Rengin Ölümü isimli kitabı Munteşir Şot yayınlandı. Ama pes ezan ondan sonra Dertül-i Zaman. Dertül-i Zaman birlikte alalım. Yani zaman geçtikçe sonra Besebki Besebki Hasi Hot test yaptı. Evet, ondan sonra yani şiir kitabı yayınlandıktan sonra zaman geçtikçe Sohrab-ı Sepehri kendi has tarzını elde etti, ulaştı, kazandı, buldu. Kendi has tarzını buldu.
Vey der aşşaru nakaşhay khod az drahtu tabiatu eksas behreyi ferevani borde est. Ne demek? O kendi resim ve şiirlerinde az den neden drahtu tabiatu eksas yani hisler tabiat ve ağaçtan ne yapmış? Behreyi Behre bordayız. Behre bordan normalde behre bordan behre pay demektir. Behre bordan burada fiille birlikte bileşik fiil oluyor. Faydalanmak yani bir şeyden faydalanmak, bunlardan faydalanmak. Behreyi ferevani yani çok büyük oranda faydalanmıştır. Nelerden? İşte hislerden, tabiattan ve ağaçtan. Ve be güneyi ki anasiri az tabiat manende gulu sip ve Rudhane ekser der asari huneri ve bir çeş mi horent. Burada altını çizdiklerimi söyleyeyim. Bir çeş mi horent yani bir çeş kordan göze çarpmak anlamında. Rudhane ırmak, sip, elma, gul, çiçek anlamında kullanılıyor. Şu ikinci kısmı alalım şimdi. B güney iki yani tür çeşit güney anlamında burada tabiat bu şeylerden faydalandığını söyledik ve öyle bir çeşitlilik ki tabiat yani şöyle ırmak, elma, çiçek gibi tabiat unsurları onun sanatsal eserlerinde çoğunlukla göze çarpıyor. Şimdi bunu toparlasak baya bir zorlayacak bizi ama parça parça çevirdik. Bir deneyelim. O kendi resim ve sanatlarında hislerden, tabiat ve ağaçtan oldukça faydalanmış. Öyle bir çeşitlilik ki ırmak, elma, çiçek gibi tabiat unsurları onun sanatsal eserlerinde çok bir şekilde göze çarpıyor. Yani bir doğa şairi onu anlıyoruz. Peyvende hunerhayi şiiru nakashi der asari u bi kadri amig ast ki der aşşaru der eşşari u tesavir ve der nakashi hayi u kemalet kelimat var. Kelimat der zeyn nakş mübendet. Evet. Şuradan alalım. Peyvend de hunerhayi şiir ve nakaşi der asari u. Onun eserlerinde resim ve şiir sanatları arasındaki bağ ilişki be kadri emigaz. Yani o kadar derindir ki emig derin demek. Kadir o kadar anlamı katıyor burada. O kadar derindir ki der eşari u onun şiirlerinde tesavir, yani tasvirler, görüntüler ve der nakashihaye u ve onun resimlerinde ise kelimeler der zeyn, zihne ne yapar? Zihinde canlanır. Yani zihne bu görüntüleri uyandırır. Nekş benden yani canlandırmak diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim bir diğer cümleden. Sonra bir sepehri bir nakvat-ı muhtelif-i cihan az cümle Hint, Japon, Çin, Fransa ve İngilistan sefer kert ve az hüner-i ferhangi anha ilham gerifs. Sonra bir sepehri bir nakvat-ı muhtelif-i cihan dünyanın çeşitli noktalarına, yerlerine örneğin, burada az cümle örnek veriyor onlara, işte Hindistan, Japonya, Çin, Fransa ve İngiltere gibi dünyanın çeşitli yerlerine seferken yolculuk yaptı ve az hüner-i ferhangi anha ve onların kültür ve sanatlarından ilham girip ilham aldı. Mitevan edebilmek, yapabilmek yardımcı fiili biliyorsunuz bir şeye gücü yetmek anlamında. Bunu gördüğümüz zaman hemen bu yardımcı fiil esas fiile bakmamız lazım. Esas fiil burada. Dolayısıyla bunu beraber hemen düşünüyoruz. Mitevan yaft. Yani bulunabilir. Bulunabilir bir kenara yazıyoruz. Bulunabilir. Ne bulunabilir? Redipayı. Redipayı iz demek. Redipayı ez şehri hayku. Bir Japonca,
der eşari sonra bir seferi yaft. Demek ki ne diyor? Japon haiku şiirlerinin izleri Sohra ve Seferi'nin şiirlerinde bulunabilir. Etkilenmiş yani. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerine yolculuk yapmış, Japonya'ya da gitmiş. Haiku tarzı şiirlerden de etkilenmiş. Devam edelim. Ba du eseri bolende seferi bir namuhaye sedaye paye ap ve musafir u be şöhret şöhret mirasat ve nameş berseri zabanha müftat. Müftat. Ba du eseri bolant. Yani iki büyük eser ile bu eserlerin adını söylüyor burada. Benam hayi sedaya bu sedaye payi ab yani suyun derinlerinde suyun dibindeki ses ve yolcu isimli iki büyük eser ile Sofehri ne yaptı? Şöhrete ulaştı. Ve nameş ve ismi berser zebanha dillerin üzerine müofte düştü. Yani dillere düştü yani meşhur oldu. Yani tüm ağızlarda Sohrab Sefehri'nin ismi dolandı diyebiliriz. Evet, buraya geldik. Burada şu cümleyi aslında bir bağlandı. Gerçi hod ehli tenhayı ve halki eseri hod be durez tenhayı budur. Gerçi kendisi yalnızlık ehlindendi ve onun eserlerinin yaratımı da gürültüden uzak idi. Yani burada dillere düştüğünden yani şöhreti bulduğundan söylüyor. Burada da ona bir cevap var. Bu hemçonin ve diğer hunerha az cümle hakkaki rüye çub ve hoşnevisi elakaman bud ve niz karhaye der zemineyi mütercimi yaşar ve encam resande est. O hemçonin ayrıca ve diğer hunerha. Bakın o ayrıca diğer sanatlara hangi sanatlara az cümle hakkaki rüye çub. Hakkaki oymacılık, rüye çub, yani çub ağaç burada arkadaşlar. Ağaç oymacılığı diyelim. Ağaç oymacılığı ve Hojnevisi güzel yazı, yani güzel yazı ve ağaç oymacılığı gibi başka sanatlara ne yapmış? Alakamentbud. Bu sanatlarla ilgiliydi. Alakamentbud'dan ilgili olmak bunlarla ilgiliydi ve niz ve ayrıca karhayı der zemineyi mütercemi yaşar ve ayrıca niz ayrıca şiir tercümesi alanında işleri ne yaptı? Encam resande. Encam resande. Yani gerçekleştirmiştir. Bu cümleyi de toparlayalım. O ayrıca güzel yazı ve ağaç oymacılığı gibi başka sanatlarla ilgiliydi. Başka sanatlarla ilgiliydi ve ayrıca şiir tercümesi alanında işler gerçekleştirdi. Hemen kadir ki der asari sonra bir seferi sedaye abcari ya zibayi gul şakayıkra mi benim der hemen ab gul niz sonra bir seferi zinde ve carist. Ne demek istiyor burada arkadaşlar? Şimdi bu hemen kadir ki bu bir kalıp dı sürece bunu bir kenara bırakalım dı sürece kalsın burada. Der asare sonra be sopehri sedaye abu cari ya zibayi gulu şakayıkra mi bilim. Yani nereden alalım? Sonra bir Sohrab Sefehri'nin eserlerinde akan suyun sesini veya bu gelincik çiçeğinin güzelliğini gördüğümüz sürece derhaman ab aynı su ve çiçek de aynı çiçek ve su da sonra bir seferi yaşar ve akar. Böyle bir cümle. Bunu bir daha tekrarlayayım. Sonra bir seferinin eserlerinde sede yap. Yani akan suyun sesi veya gelincik çiçeğinin güzelliğini gördüğümüz sürece aynı su ve çiçek
T aynı su ve çiçekte Sohrab-ı Speyhri yaşar ve akar. Yani güzel bir cümle. Ve hem çunan ki ve ayrıca bu mara be sefer be durdez davet mikonet poşte derya ha şehrist kayık bayat saht. Evet, meşhur bir dizesi. Hem çunan ki aynı zamanda o mara bizi be sefer be durdez. Durdez uzak arkadaşlar. Bizi uzak bir yolculuğa davet mikonet davet ediyor. Poşte derya ha şehrist. Yani deryanın arkasında şehir var. Denizin arkasında şehir var. Kayık bayat saht. Gemi yapılması gerekir. Gemi yapılmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar, burada bu hikayemizi de yani bu metnimizi de bitirmiş olduk. Bir diğer metinde görüşmek üzere diyorum. Şunu da eklemeyi unutmayayım. Bu metinlerin İngilizce çevirisi de altında var. Bunları da dilerseniz inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben bunları ses dosyasında ekliyorum. Videonun açıklama kısmına. Muhakkak ses dosyasını indirin, bir de orijinal sesinden okuyun. Ki malum yani biz orijinal seslenirsi değiliz. Haliyle yanlış telaffuzlarımız olabilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Evet, bir diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.